Günaydın. Merhaba. Efendim, bakan bir tokalaşma alabilir miyiz? Sayın bakanım, kamerada oturuyor. Çok hızlı tokalaştık. Evet. Bir de böyle alalım efendim. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz çocuklara cinsel istismarla ilgili konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla benim başkanlığımda 7 bakan arkadaşımız elbette konuyla ilgili uzmanlarla, hukukçularla, Yargıtay mensuplarıyla, hukukçu hocalarımızla çalışarak belli bir noktaya geldik. Bir eylem planı hazırladık. Bu eylem planının bir parçası da meclise sevk ettiğimiz 10 maddelik bir kanun tasarısı. Bu bağlamda Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi gruplarıyla bu benim 3. görüşmem. Önce konuyu baştan nasıl geliştirebiliriz diye konuşmuştuk. Daha sonra bir ara görüşme yaptık. Şimdi de meclise kanun geldikten sonra da nihai görüşmemizi yapmış olduk. Benim gördüğüm şudur. Büyük ölçüde bu parti gruplarımızla da mutabık kaldık. Tabii her konuda %100 mutabaka sağlanmayabiliyor. Ancak ortaya getirdiğimiz maddelerin, tasarıyla getirdiğimiz, ortaya koyduğumuz maddelerin çocuk istismarıyla mücadeledeki eylem planımız için ciddi bir katkı vereceğine ben inanıyorum. Yaptığımız eylem planı 2008 yılına ait bir eylem, 18 yılına ait bir eylem planıdır. Bundan sonraki yıllar içinde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız önümüzdeki 5 yılı içine alacak bir eylem planı da geliştiriyor. Ben bütün bu çalışmalar sırasında çalışmalarımıza samimiyetle ciddi katkılar veren hem Milliyetçi Hareket Partisi grubuna hem de Cumhuriyet Halk Partisi grubuna huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sayın Bakan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu konunun başlangıcından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerle görüşmelerini sürdürüyorlar. Medeni bir ölçü içerisinde birbirimizle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bizzat emriyle bu konuda katkı sağlamaya ve bunun bir an önce çözümüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sayın Bakan ayrıca Genel Başkanımızla da bir görüşme gerçekleştirdi. Birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. Orada da görüşlerimizi birbirimize ifade ettik. Bugün de milletvekili arkadaşlarımız ve bu konuda komisyonda olan arkadaşlarımızla birlikte çok uzun her ayrıntıyı tartıştık. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi uzmanları ilgilendiren ve bu konuda uzmanların bile ayrıştığı noktalar var. O konular dışında kalmak kaydıyla birbirimize destek vermeyi bu eylem planının bir an önce hayata geçirilmesini sağlamaya çalışacağız. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Kendilerine ve ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Tamam.